Yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Ben ekrana, siz de ekranların karşısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri kocaman sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. Aradan bir uzun zaman geçti ve sizleri ben çok özledim. Siz de beni özlediniz mi ha? Evet, tabii ki. Sizin seslerinizi, cıvıl cıvıl seslerinizi duyabiliyorum sanki buradan. Evet, Masalcı dede, biz de seni çok özledik der gibisiniz sanki. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman çocuklar, bir önceki masalımda söz vermiştim ya, hani yaşınızı yaşayın, yaşınıza göre işler yapın, sakın ha büyüklerinizin işini yapmayın demiştim. Değil mi? Neden? Çünkü büyüklerin yaptığı işi yaparsanız, büyüklerinizin haberi olmadan yapmaya kalkarsanız kendinize zarar verebilirsiniz, çevrenize zarar verebilirsiniz diye demiştim. Evet, şimdi bu konuyla alakalı size bir masal anlatacağım, her zaman olduğu gibi. Yine tekerlememizle başlayacağım hikayemize. Tekerlememizden sonra, bir de konuşabilsem böyle dilim sürtüyor. Tekerlememizle hikayemize, masalımıza başlıyoruz çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, anam kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Derken bir kuş çıktı karşıma, dedi ki hadi gel yanıma. Sordum nereye gidiyorsun? Dedi ki periler diyarına. Ah dedim, beni de götür periler diyarına. Diyecektim ki alıverdi beni kanadına, götürdü doğruca periler diyarına. Evet sevgili çocuklar, bu anlatacağım masal periler diyarından anlatıldı bana. Ben de sizlere aktarıyorum. Evet çocuklar, ormanda yaşayan bir ayı ailesinden bahsedeceğim sizlere. Hikayemizde bir ayı ailesi var. Bu ayı ailesinde bir anne ayı, bir baba ayı, 3 de erkek kardeş varmış. Herkesin bu ailenin içerisinde görevleri varmış çocuklar. Baba sabahleyin kalktı mı mağarasından dışarı çıktığı zaman tüm ailesine yiyecek bulmak için ormana gidermiş. Büyük kardeş yakacak için ormana odun toplamaya gidermiş. Ortancal kardeş denize balık tutmaya gidermiş. Anne ayı ise herkes gittikten sonra mağarasını temizler, akşama hazır hale getirirmiş çocuklar. Evet, küçük kardeş sorun da bu. Zaman zaman çocuklar, siz şunu düşünür müsünüz hiç? Hiçbir işe yaramadığınızı, kimsenin ona kendinize bir iş yapmasını istemediğinizi, ona dokunma, bunu yapma diye size sürekli müdahale edildiğini düşündüğünüz oldu mu hiç? Evet. Ben de küçükken çünkü bana da aynısını yapıyordu annem, babam, abilerim falan. Aman ona dokunma, kendine zarar versin, onu çekiştirme falan diye beni sürekli uyarıyorlardı. Ben de bundan hiç hoşlanmıyordum. Eminim siz de hiç hoşlanmıyorsunuz. Ama büyüklerinizin sözünü dinlemek mecburiyetindesiniz. Çünkü çocuklar, büyükler sizi korumak için yapıyorlar bunları. Kendinize ve çevreye zarar vermemeniz için yapıyorlar. İşte bizim bu hikayemizdeki en küçük ayıcık da ona bir görev verilmediği için kendini işe yaramadığını zannedermiş. Çok üzülürmüş bu olaya. Bir gün sabahleyin erkenden kalkmış, bakmış ki babası eline sepetini almış, ormana yiyecek bulmaya gidiyormuş. Hemen koşmuş önüne geçmiş, demiş ki babacığım ne olur beni de yanına al. Ben de seninle ormana gelmek istiyorum, seninle yiyecek bulmak istiyorum, ben de götürür müsün demiş. Hayır demiş babası, hayır evladım. Ben seni yanıma alamam. Ormanın içerisinde bir sürü tehlikeler var. Seni koruyamam demiş. Sen evimizde kal, mağaramızda kal. Ben yiyeceklerimizi toplar gelirim demiş. Çaresiz küçük ayıcık babasının dediğini tutmuş ve mağarada kalmış. Ama çok üzülmüş. Tam bu sırada mağaradan dışarıya büyük abisi çıkmış. Abisinin önüne geçmiş. Abi ne olur demiş ya. Beni de yanına al. Seninle birlikte ormana gidelim. Odunları birlikte toplayalım. Sana yardım ederim. Odunları taşımanda demiş.
abisi. Hayır demiş. Olmaz kardeşim. Sen evimiz, mağaramızda evimizde kal. Ben gider odunumuzu getiririm. Çünkü ormanın içinde çeşitli tehlikeler var. Seni koruyamam demiş. Çocuk çaresiz üzülmüş. Hiçbir işe yaramadığını zannediyormuş çünkü. Büyük abi ormana odun toplamaya gitmiş. Derken ortancalı abisi bu arada mağaradan çıkmış, hazırlığını yapmış, oltasını eline almış, sepetini almış, doğru denize balık tutmaya gidiyormuş. Hemen onun da önüne geçmiş. Abi ne olur demiş ya, babama söyledim götürmedi, büyük abime söyledim yanına beni almadı. Sen bari beni yanına al demiş. Seni demiş balık tutmaya birlikte gidelim. Balıklarını taşımaya, malzemelerini taşımaya sana yardım ederim demiş. Ne olur balık tutmasını da bana öğretir misin demiş. Hayır kardeşim demiş, deniz çok tehlikeli. Bakarsın Allah muhafaza, denizin ortasında bir patlama olur, dalga olur, kayığımız alabora olur. Denize düşersin, ben seni koruyamam demiş. Yüzme bilmiyorsun çünkü. Ben seni denize götüremem demiş. Üzüldü, çok üzülmüş ama, çok üzülmüş. Mağaranın önüne çökmüş, üzüntüsüne böyle siyim siyim ağlamaya başlamış. Tam bu sırada anne ayı elinde süpürgeyle mağaranın önüne çıkmış, etrafı temizliyormuş. Annesine demiş ki, anne ne olur o süpürgeyi bana ver. Mağaranın önünü ben temizleyeyim. He? Olmaz mı demiş. Annesi hayır demiş, olmaz. Bak bu süpürge toz çıkartıyor. Toz duman içerisinde kalıyorsun. Sen küçüksün, ciğerlerine bu toz kaçar. Sen demiş otur, ben yaparım demiş. Sen demiş daha sonra ben su doldurmaya gideceğim. Sakın buradan ayrılma demiş. O zaman su doldurmaya ben birlikte geleyim. Suyunu taşıyayım demiş. Hayır demiş, olmaz. Gittiğim yol çok tehlikeli, başına bir iş gelir, ben seni koruyamam demiş. Annesi de yanına almış, çocuk mağaranın önünde beklemeye başlamış. Hiçbir işe yaramadığı için oynamak bile zevk vermiyormuş çocuğa çocuklar. Tam bu sırada baba elindeki sepette bir sürü yiyecekle evine mağarasına dönmüş. Baksa ki mağaranın önünde ailenin en küçüğü, küçük dayıcık üzgün bir şekilde duruyor. Hemen gitmiş. Başını okşamış. Ne oldu evladım demiş. Niye bu kadar üzgünsün? Demiş ben hiçbir işe yaramıyorum. Kimse bana görev vermiyor. Gün boyu bu mağaranın önünde yalnız başıma olmaktan çok sıkıldım artık demiş. İsyan etmiş. Babası tebessüm etmiş. Başını okşamış. Ve mağaranın içerisine girmiş. Elindeki sepetleri. Deki yiyeceklerini bırakmış. Sepetini bırakmış. Bir müddet dinlendikten sonra tekrar dışarı çıkmış. Elinde boş bir sepetle çıkmışlar çocuklar. Demiş, sen demiş bir işe yaramadığını zannediyorsun, öyle değil mi demiş. Evet demiş, hiçbir işe yaramıyorum çünkü bana hiç kimse bir görev vermiyor demiş. Hadi bakalım o zaman demiş, tamam şimdi görev zamanı. Tut bakayım elimden demiş, elinden tutmuş. Doğruca ormana doğru yürümeye başlamışlar. Gide gide böyle bir meyve bahçesine denk gelmişler çocuklar. Aa, ne görseler çocuklar beğenirsiniz. Meyve bahçesindeki ağaçların alt dallarındaki bütün meyveleri toplamışlar. Bütün meyveler çok yüksek dallarda kalmış. Babası bir uzanmış, meyveyi kopartamamış. Çünkü çok yüksekteymiş. Evladım demiş, hani demiş sen işe yaramadığını düşünüyordun ya demiş. Tam şimdi kendini ispatlamanın, kanıtlamanın zamanı demiş. Çökmüş yere, hadi demiş, atla bakalım demiş benim omzuma, çık. Omzuna binmiş çocuk, heyecanlı, sevinçli. Yavaşça babası kalkmış, baba ayı. Hadi demiş, benim boyum yetişmiyor. Şimdi demiş, iki adam boyu olduk. Uzan bakalım demiş, en yüksekteki armutları topla bakalım demiş, sulu sulu armutları. Evet çocuk uzanmış, oradaki yüksek dallardaki armutları toplamış, babasına vermiş. Babası sepetin içerisine yerleştirmiş. Küçük çocuk kopartmış, babasına vermiş, babası sepete koymuş ve sepeti ağzına kadar tepeleme armutla doldurmuşlar. Evet, çocuğu omzundan aşağı indirmiş. Bak demiş, gördün mü? Bir işe yaramadığını düşünüyordun demiş. Ama bak, senin de yapabileceğin işler var demiş. Bak, ne güzel demiş, yiyeceğimizi birlikte topladık. İkimiz birleşince kocaman bir adam olduk demiş. Ama mutlu bir şekilde el ele tutuşmuşlar, armut sepetlerini almışlar, eve gelmişler. Ama çocuk o kadar neşeli, o kadar keyifliymiş ki abileri, evdeki annesi çok şaşırmışlar. Hiç çünkü o küçük ayıcıyı bu kadar mutlu görmemişler. Sormuşlar ne oldu? Çocuk demiş ki biz babamla birleştik,
İki adam olduk. Bak bu meyveleri biz topladık. Ben topladım. En yüksek tepeler, dalların en yükseklerinden topladım sizin için demiş. Ve çok sevinmiş, çok mutlu olmuş. Evet çocuklar. Hani bir önceki hikayemde anlatmıştım ya. Yaşınızı yaşayın. Babalarınızın, annelerinizin yapmayın dediği şeyleri yapmayın. Büyüklerin yaptığı işleri yapmayın. Büyüklerinizin izni olmadan yapmayın demiştim. Çünkü değil mi? Düşünün bir kere çocuklar. Evde anneniz yokken çok merak edip de mutfağa girip mutfağın ocağının gazını açıp mutfaktaki ocağı yakmaya kalkarsanız Allah muhafaza bir yangın çıkartmaz mısınız? Hem evinize hem çevrenize hem kendinize zarar vermez misiniz? Değil mi? Örneğin mutfakta anneniz sebze doğrarken siz de bir başka bıçak alıp annenizi görmeden sebzeleri doğramaya kalkar da elinizi kestirirseniz ne olacak? Değil mi? Bunun için çok dikkatli olmalısınız çocuklar. Kendinize dikkat etmelisiniz. Asla kendinizin yaralanmasına izin vermemelisiniz. Büyükleriniz ne derse sözünü tutmalısınız. Tamam mı? Söz mü? Yaşınızı yaşamayacaksınız çocuklar. Tamam mı? Bulunduğunuz yaşı yaşayın. Asla bulunduğunuzun yaşın üstüne çıkmamaya çalışın. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sizleri kocaman kocaman kucaklıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiler.